Şehir Işıkları'ndan merhaba sevgili izleyiciler. Güzel bir yazı geride bıraktık ve güzel bir sonbahar gününde sizlerle birlikteyiz. Kültür sanat etkinliklerini ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. İlk olarak köy enstitülerinin ilk kez beyaz perdeye taşındığı filmi ekranlarınıza getireceğiz. Erkan Can'ın başrollerinde oynadığı Toprağın Çocukları vizyona girdi. Peki ne anlatılıyordu? Yeni kuşağın çok öğreneceği şeyler var bu filmde. Yüzlerce öğretmen yetiştirdi. Yüzlerce parlak ışık. Bir millete hizmet eden oranın efendisi olur. Atatürk'ün sözü. Bu bir ülke. Tesadüfler diyelim ya da kader diyelim ya da ne dersek diyelim. Adnan'la Yedikocalı Hürmüz'ün çekimleri sırasında tanıştık ve işte konuştuk sohbet arasında memleket meseleleri oradan buradan derken benim babam köy enstitüsü dedim, benim de dedem köy enstitüsü, bunun filmini yapmak istiyorum. Dedim yani ben varım, evet. Sen bunun filmini yapmak istiyorsan hemen şu andan, zaten o zaman süreç başladı. Evet. Yani ve bunu yapmaya orada karar verdik ve bugüne kadar geldik. Şimdi aslında filmin şöyle bir yönü var, bu yeni kuşak belki de köy enstitülerini bilmiyor, hani 90'lı dediklerimiz. Biraz kesinlikle. Da onlar öğrenir, 90'lıklar. Evet, yani yapma amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Bir adam acaba neydi bu, neymiş bu diye bir soru sormaları ve biraz araştırıp bakmaları. Artık internet diye bir şey var, yani görebilirler. Yani kütüphaneler de var. En azından internet artık her yerde. O yüzden burada şöyle bir bilgi sahibi olsalar, biraz bunun üzerine düşünseler olsalar, düşündük ve yapma nedenlerimizden bir tanesi de bu. Onlar birinin kardeşi, birinin kızı ama en çok bu ülkenin umudu. Hani belki de işte çok şeyler yazıldı. O dönem çok bilinçli toplum belki de istenmedi. Siz bunun filmini yaptınız. Biz nasıl bir film izleyeceğiz? Hani tamamen o sürecin nasıl işlendiğini mi? Biz kapanış sürecini anlatıyoruz. Son dönemini anlatıyoruz. İşte o olayların başladığı, olaylar demeyeyim belki de o kapanış sürecinin başladığı dönemi anlatıyoruz. Yoksa köy enstitülerinde anlatılacak çok hikaye var. Evet. O kadar çok ki. Yani biz kurmaca bir senaryoyla kapanış sürecini anlattık. Kapıda göreceğiz. Peki neden kapatıldı Erkan Bey? Hemen onu soralım. Yani, neden kapatıldı? İşte birileri istemedi. Emperyalizm istemedi. Kapitalizm istemedi. Yani olmadı. Çünkü köylünün bizim kalkınmamızı istemediler. Hep önüne taş koydular, set çektiler, karaladılar. Yine köy enstitüleri hani bu kapatılma sürecini yaşamasaydı şu dönemde nasıl olurdu? Daha hani böyle güzel olurdu. Çünkü köylü bilinçlenmiş olurdu. Kendi ürününü kendi satıp, kendi olurdu. Girip kendi kooperatifini kurup neyse işte kendi satabilecekti ve daha huzurlu ve orada okuyordu ve aynı zamanda ve bir sürü şey sayabiliriz. Benim babam da Arifiye Köy Enstitüsü mezunu. İşte biraz babamı oynadım. Biraz babamın arkadaşları Köy Enstitüsü. O biraz ondan, biraz kendi öğretmenim Selahattin Güngörmüş'ten var. Onların duyguları var. Bunların hepsini belki rolde göremeyiz ama ruhları, duyguları benim onları içimde yaşatarak oynadım. O duyguyla oynadım. Arkamızda da o döneme ait kostümler var değil mi? Evet, bu bizim kurmaca senaryonun kostümleri. Bu Kemal öğretmenin kostümü, Tonguç'un kostümü, Karika'nın kostümü. Diğerleri de o dönem yapılan kostümler. Bu eski fotoğraflarda da aynı kostümler. Sanat grubumuz bunları yaptı. Ayrıca evlen benimle. Koca kafa. Çünkü
bu filmi biz biraz imece usulüyle tam köy enstitülerine yakışır bir şekilde kendiliğinden öyle oldu. O yüzden bu filmin yapımcısı bütün ekibimizdir. Hepimiz yapımcıyız. Çünkü herkes tıkır tıkır öyle güzel çalıştı ki stajyer arkadaşlarla çektik. Yapı stajyerdir mesela sinema. Onlar geldiler işte bir set, bir pratik. Ve onlarla birlikte hiçbir arıza çıkmadan herkes işte yaptı. Herkes birbirine yardım etti. Ve işi kotardık. Bu memleketi uğursuzdan, imansızdan, komünistten kim kurtaracaksınız? Filmde canlandırdığım karakter Aybike. Aybike enstitü öğrencilerinden bir tanesi ve en büyük ideali bir öğretmen olmak. Bunun için çalışıyor ve savaşıyor. Bir aşk hikayesi de var Cevher'le yaşadığı fakat onun için idealleri çok daha önemli. Ve biraz da böyle kalabalıkları, diğer öğrencileri peşinden sürükleyen ve öncü bir öğrenci. Böyle bir Aybike. Zaten sosyoloji mezunuyum. Dolayısıyla köy enstitüleriyle ilgili yoğun bir bilgi verildi, onunla ilgili ödev vesaire de yaptık. Zaten üniversitedeyken bu konuyu öğrenmeye başladığım zaman merak etmeye de başladım. Sonra üniversitede bitti ama ben merakım bitmedi. Bu konuyla ilgili bir şeyler söylensin, hatırlatılsın çok istiyordum. Zaten projeye dahil olmamın nedeni de budur. Bir millete hizmet eden oranın efendisi olur. Atatürk'ün sözü. Yani köy enstitüsü lafını duyduğumdan beri bu projenin içerisinde yer alacağımı biliyordum. Çünkü benim her zaman çok önemsediğim ve çok hani insanların daha fazla bilmesi gerektiği ve hani biraz geride kalmış olduğunu düşündüğüm bir konuydu. Ve hani neden bu konu hakkında bir şey yapılmıyor diye de hep her zaman düşündüğüm bir konu olduğu için. Yani Adnan'ı ilk bana bu konudan bahsettiği zaman yani çok tebrik ettim kendisini. Çünkü böyle bir şey kalkıştığı için. Çünkü normal bir senaryo çekmekten biraz daha farklı oldu bizim geçirmiş olduğumuz süreç. Yani bir cesaret istiyordu. Bir nasıl diyeyim, bir delilikti belki. Böyle bir şekilde yola çıkıp ardından gelen bir hikaye oldu. Yani bu anlamda biz de elimizden geldiği kadar ona destek olmak istedik. Ama dediğim gibi yani bu kadar önemli bir konu hakkında çekilmiş olan bir filmde yer almak benim için çok önemli. Çünkü çok önemli bir konu. Burayı kapatmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz enstitünün... ...ile ilgili çok sayıda kitap yazıldı, çok sayıda belgesel yapıldı ama bir sanatçı grubu olarak sinema filmi yapılması meselesi ertelenmiş bir mesele nedense. İşte Ali Adnan Özgür'ün aklına gelen, daha sonra Erkan Can'ın dahil olduğu, sonra da beni dahil ettikleri bir sinema filmi, bir hikayesinin, bir film kahramanları silsilesinin içinde ama tabii gerçekle de iç içe göndermeleri olan bir film. Yani. Benim filmdeki karakterim zaten İsmail Hakkı Tonguç. Yani Atatürk'ün emriyle kendisi aynı zamanda bir öğretmen, resim öğretmeni. Dünyada bütün eğitim sistemlerini araştırıp daha sonra Cumhuriyet sonrasının Anadolu'suna en uygun eğitim sistemini tasarlayan, işte o eğitim sistemi zaten köy enstitüleri mantığı. Köy enstitülerini Hasan Ali Yücel'le birlikte, Milli Eğitim Bakanımızla birlikte kuran adam. Ben onu oynuyorum. Bilenler ondan mahrum kalmak istemezler. Ümitlerini kaybetmezler. Nişanlı! Yani bu hep daha böyle spekülasyona yönelik bir tartışmaydı. Umarım bu filmle birlikte daha yani köy enstitülerinin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu daha yakından görebiliriz. Bugüne kadar sınırlı sayıda kaynaktan ve de genel olarak hep ağızdan ağza aktarılanlardan bildiğimiz, kimi zaman yanında ve kimi zaman karşısında konuşulan bir meseleydi köy enstitüleri. Burada objektif bir değerlendirme ile tekrar hatırlayabileceğimizi ve belki tekrar tartışabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yakın Türkiye tarihinin önemli olgularından bir tanesi aslında köy enstitüleri. Onlar birinin kardeşi, birinin kızı ama en çok bu ülkenin umudu. Sen ne hakla geliyorsun? Ölümün karşısında böyle durursun. Buna hakkın yok. Tam 19 yıldır müziğin dilini kullanarak bu coğrafyadaki bütün kardeşleri bir araya getirdiler. Onların adı Kardeş Türküler. Yine Harbi Açık Hava Tiyatrosu'ndaydılar. Bu kez hepimiz için söylediler. Ya sen de gel.
Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Rumca, kısaca bu coğrafyanın tüm dilleri Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda yankılandı. Kardeş türküler yine barışa çağrılarını müzikle dile getirdiler. Son 30 yıldır sürekli inelenen, hatta son zamanlarda daha bir coşkuyla dile getirilen barış kardeşlik umutları çoğu kez hüsrana uğrasa da kardeş türküler inadına şarkılarını söylemeye devam ediyor. Kardeş türküler her sene olduğu gibi yine farklı cinsten, cinsel yönelimden, sınıftan, inançtan, coğrafyadan olanlara müziğin ve dansın diliyle yükselen bir buluşma gerçekleştirdi. Büyük buluşma öncesi kardeş türküler Harbi Açık Hava'nın coşkusunu provalarına taşımıştı. Bu konser için bütün Balkanları dolaştınız. Balkanlardan da izgiler olacak. En iyi siz bize anlatırsınız. Neler olacak Hepimiz konserinde? Tabii şimdi konserin adı Hepimiz olunca, bir de şimdi Türkiye deyince biliyorsunuz hani Orta Doğu işin içine giriyor. Mezopotamya değil mi? Tabii. Kafkaslar, Orta Anadolu, işte Ege'si falan. Tabii Balkanlar da bizim bir parçamız. Trakya ve Balkanlar. Yani biz de sonuçta Balkanların bir parçasıyız. Yani gösterinde bir bölümünü Balkan öbeği oluşturacak. Bize çok yabancı da değiller. Çok benzerliklerimiz de var Balkanlarla. Onları da sizden dinleyelim. Yani melodiler ortak, işlenen konular ortak, inançta, müzikte, yeme içme kültüründe. Dolayısıyla aslında ortaklıklar sadece hani Balkanlar, işte bu 6 Eylül'de hepimiz sahnesinde bütün o ortaklıklar bütün kültürler için geçerli. Hem farklılıkları da görünür kılmak çok mühim. Çünkü o farklılıkların da özgürce yaşayabilmesi gerekiyor. Hem de o ortaklıkları vurgulayabilmek çok önemli. Çünkü birbirimize o kadar da uzak değiliz aslında, çok yakınız. Konuklarınız var. Onlardan biri de yanımızda duruyor. Bugün Erbil'den geldiler. Öncelikle bize tanıtır mısınız? Kimdir konukları, kardeş evet. Türkleri? Bu seneki konuklar çok. Şey yine böyle memleketin değişik bölgelerinden insanlar geliyor. Biz memleket deyince tabii bizim memleket sınırı bizim için biraz daha geniş, daha kültürel bir sınır söz konusu. Mehmet Ali Erbil'i de Heviler'den, Erbil'den geldi. Gelmişim buraya. Nurgün'le o Sefi'nin şarafına geldik buraya. Hı hı. Erbil'den İstanbul'a geldik. Bir konsert yapalım burada İstanbul'da. Benim çok bestelerim İbrahim Dalsas'a verilecek. Yandım televizyonun elinden. Benim ipaçalığım var. Söylenme. Kızlar el ele verin. Yallah şüfer. Bu şarkılar benim. Ne istiyorsun sen? Şarkı istiyorsun. Ne istiyorsun ben hazır. Bu sana söyleyeyim. Ankara'da, İstanbul Ankara'da düştüm eller eline. Ben kalmışım arada. Buradayım Ankara'da, İstanbul Ankara'da. Ağlın zahne benziyor, esmerim vay vay. Oranın çok ünlü dengbecilerinden kendisi. Arap Osman, yani oradaki Arap şey anlamına geliyor. Ne derler? İmam, dini şey anlamına geliyor. Arap, Navaraki Arabi. Yok ne ya, imam. İmam. Arap. Arap ne? Arap yani. Arap Osman. Arap. Perhoşa, azadiye bu afret. Ne Türkan, ka hürriyete müzik de da müzik de zani. Şey diyor yani, kadınlar perküsyon çalıyorlar ya. Perküsyon grubu nerede çoğunluk kadınlardan? Demokrasi, bu diyor işte diyor bu işte diyor özgürlüğün sesidir diyor yani. Karadeniz'den Balkanlara, Mezopotamya'dan Kafkaslara şarkılarını barış ve kardeşlik için söyleyen kardeş türküler bu defa sahneye Hepimiz için çıktı. Bugün hepimiz savaş çığırtkanlarına inat, hayatı savunmak için buluştuk. Hepimiz
Her yıl olduğu gibi bu sene de sahne tam bir şölen havasında akıp gitti. Kimler yoktu ki hepimiz sahnesinde? Yine sadece kardeş ülkeler müzisyenleri ya da dansçıları değil, bir kere hani öncelikle hep şeyi söyleriz, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nden gençler de yine aramızda olacaklar, dansçı ve müzisyen. İran'dan, Tebriz'den Cavit Murtezaoğlu var. Konserin hemen başında olacak. Kendisi 10 yıldır burada yaşıyor. Birlikte birçok çalışma da yaptık. İstanbul'daki, Türkiye'deki birçok müzisyenin ses eğitmenliğini de yapmıştır, hala yapıyor. Kendisiyle 10 yıldır tanışıyoruz, projeler yapıyoruz. Dedik artık de, hocam yani siz de bizim sahnemize bir gelin. Farsça okuyacak. İran Türkçesi, yani biraz Azerice dillerinde. Hem kendi besteleri olacak repertuarda, hem Ehli Hak deyişleri. Kendisi Ehli Hak. Biz de Anadolu Alevilerin deyişlerini okuyacağız. Böyle bir başlangıç olacak. Ardından şimdi ben hep notlarıma bakıyorum. Aşık Sinem Bacı var. Oydere Kızıldere'nin bestecisi. Uyu demeyi söylüyoruz biz birkaç yıldır. Onu artık sahnemize alalım dedik. Beraber uyu demeyi söyleyeceğiz. En güzeli olacak. Değil mi? Birlikte evet. O bayağı geleneksel başlıyor zaten. Sonra biz kardeşlikler alıyoruz sazı ve birlikte söylüyoruz Sinem ablayla. Bedi Akartürk var. Hani Türkiye'deki izleyicilerin, dinleyicilerin en bildiği isim odur muhtemelen bu sene. Bedi Akartürk de işte Ege'den, Orta Anadolu'dan yine başlayacak. Beraber de bir oyun havası söyleyeceğiz. Ama asıl bu sene hani barış dedik yıllarca, her şey daha da tersine gitmeye başladı. Kutuplaşmalar arttı, ırkçılık yükseldi tekrar, sokaktaki dil çok değişti, ötekileştirme çok arttı. Derken biz dedik ki aslında biz tekrar kaynaklarımızı bir sahneye getirelim, bir buluşturalım. Seyircimiz tekrar bir görsün. Biz nerelerden besleniyoruz? Aslında kimler bir arada yaşamak istiyor? Onu tekrar bir gösterelim dedik. Kardeş Türküler konukları ve yaptığı ezgilerle barış ve kardeşlik özlemlerine dem vurduğu kadar mesajlarıyla da birkaç kez ayakta alkışlandı. Semah'la başlayan gecede Cem'in ibadet, Cem evlerinin de ibadethane olduğu vurgulandı. Afyon'da meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olması üzerine elleriyle bomba sayımı yapılması söylenen bedenleri sayıyor şimdi devlet diyen kardeş Türküler. Yaşamı hayatları çoğaltan barış için söylüyoruz. İstiyoruz ki kan değil söz hüküm sürsün. Sadece insan için değil, doğa için, kuşlar için, dağlar için. Canımız yana yana istiyoruz barışı hepimiz için diyerek bu konuda sadece ezgilerin değil söylenecek sözlerinin olduğunu da gösterdiler. Tabutlar Röveşata filmiyle ismini Türkiye sinemasına yazdıran ünlü yönetmen Derviş Saimi'nin yeni filmi Devir çok yakın zamanda sinema severlerle buluşacak. Ama öncesinde biz Derviş Saimi'yle bir araya geldik. Devire başlarken kafamda filmin gitmesi gereken şey, elde etmesi gereken şey, ulaşması gereken şey vardı. Ama bunun nasıl ulaştırılacağına dair net bir fikrim yoktu. Bunu orada rastladığım malzemeyi yoğurarak yapmak gibi bir niyetim vardı. Oraya gittim. Hasanpaşa Köyü'ne gittim. Hasanpaşa Köyü'nde her yıl bence çok eskilere giden ve çok değerli olan bir gelenek var. Bu geleneğe göre çobanlar yaz sonunda bir yarışma yapıyorlar. Yayladan indiği zaman sürüler. Onları bir sudan geçiriyorlar. Bu su küçük bir göl. Bu gölden en hızlı kesintisiz bir biçimde geçen
sürü birinciliği kazanıyor. Metin Ant bunun bir saya şenliği olduğunu söyler. Bir arınma şenliği olduğunu söyler. Yazın kirinden arınarak kışın barınaklarına girdiğini sürünün söyler bu sayede. Kökünün çok eskilerine gittiğini öğrendiğim bu şenliğin filme alınmasının ve bunun etrafında kurulabilecek bir filmin doğa ve insan ilişkisi üzerine bir takım şeyleri söyleyebilme şansını bana sağlayabileceğini düşünüyordum. Bu neden dolayısıyla Hasanpaşa Köyü'ne gittim. Hasanpaşa Köyü'nde rastladığım karakter durumlarla ilgili bir film yapmaya karar verdim ama kafamda filmin gidebileceği omurga vardı. Net bir senaryo yoktu ama aşağı yukarı neye ulaşmak istediğimi biliyordum. Eğer neye ulaşmak istediğinizi bilmezseniz zaten çökersiniz böyle projelerde. Ben de bunun farkında olarak gittiğim için çok büyük bir zorlanma olmadan filmi yaptık. Keyif içerisinde yaptığımızı söyleyebilirim. Allah'ım bize yağmur ihsan et. Ekinlerimizi bitir. Hayvanlarımızın memelerini sütle doldur. Hayatımda az evvel de dediğim gibi hiç bitmesin dediğim projelerden bir tanesi oldu. Birkaç defa giderek, yeniden çekerek yaptık. Yazdım, çektim, montajladım, tekrar gittim, çektim diyebileceğim bir çalışma oldu. Böyle bir esneklik içerisinde filmin oluyor olmasının, gerçekleştiriliyor olmasının filme çok şey kattığını düşünüyorum. Bu anlamda daha önce yaptığım işlerin üretilme yordamından çok farklı bir iş olduğunu söylemek mümkün. Oyuncular yok. Tamamen oradaki yöre halkıyla birlikte çektiniz. Gerçi basın toplantısını da dinledik ama çok zorlanmadığınızı söylediniz. Yine de bu bir risk bir yönetmen için. Çok büyük riskti ama risk almazsanız başka taraflara da yelken açamazsınız. Risk almak bazen gerekebilir. Benim de bu anda böyle bir risk almak gibi bir ihtiyacım oldu herhalde. Bu işi yaptım. İyi ki de yapmışım. Yani bu topa girmekle çok iyi ettiğimi düşünüyorum. Yani filmin belgesele kayabileceğini hiç düşündünüz mü? Ya öyle bir ihtimal vardı ama ben ne yapmak istediğimi bildiğim için böyle bir tarafa gitmesine izin vermedim. Bu ata binmek gibi bir şeydir. At da gider, siz de gidersiniz ama ata da inisiyatif vererek sizin dizginleri elinize almanız gerekir. Bir film en başta bir canavar gibidir. Alır sizi götürür, sürükler. Ejderha gibidir. İşte o ejderhaya binmeyi, onu gem altına almayı başarabilmeniz gerekir. Burada neye gitmek istediğimi biliyordum. Kulvarın beni nereye götürebileceğini biliyordum. Nereye gitmek istediğimin farkında olduğum için o altımdaki canavarı, o konuyu oraya doğru götürmek için elimden geleni yapmaya gayret ettim. Allah'ım bize yağmur ihsan et. Ekinlerimizi bitir. Hayvanlarımızın memelerini sütle doldur. Ersay'ın filmlerinde izleyici çıktığı zaman hep böyle de bir şey varmış diyor. Şimdi biz Devir'i daha izlemedik. Bilmiyoruz neler olduğunu. Ne olacak? Bu sefer nasıl çıkacağız sinemada? Çok farklı duyguyla ayrılması mümkün. Öteki filmlerimden hem benzeyen tarafları var hem benzemeyen tarafları var. Ama gerçekliği ele alış biçimi, gerçekliği yansıtma biçimi bağlamında çok farklı bir yerde durduğunu söyleyebilirim. Ve bu duruşuyla insanları etkileyecektir. Festivali başladı. İstanbullulara cazı sevdiren festivalde bu yıl neler olacak? Şimdi onu izliyoruz. He left me without one red flag and then the sucker left town. This is dedicated to both one ladies of Caz Festivali Türkiye'nin en uzun soluklu caz festivali. Bu yıl 22.sini gerçekleştireceğiz. Festivalimiz 3 Ekim'de başlıyor. Ve 10 farklı şehirde, 38 farklı mekanda, 50 topluluk ve 300'ün üzerinde sanatçıyla çok geniş kapsamlı bir festival düzenledik. Bu festivalde bu yıl tabii yine dünyanın önemli sanatçıları
ustaları bizlerle birlikte olacak. Özellikle dikkat çekici projelerden bahsetmek gerekirse caz severlerin yanı sıra sinema severlerin de yakından tanıdığı ve sevdiği Thea Andropoulos'un filmlerinin bestelerini de yapan Eleni Karandurov bu seneki festivalimizin özel konukları arasında yer alıyor. Kendisi Andropoulos'un anısına özel bir proje gerçekleştirecek. Ender Sakpınar'ın şefliğinde 30 kişilik bir orkestrayla Lütfi Kırdar'da çok anlamlı bir gece geçireceğiz. Ayrıca Miles Davis'in yine ekolünden, onunla birlikte çalmış sanatçılardan oluşan çok güzel bir gerçek caz gecesi yine Lütfi Kırdar'da yer alacak. Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü Akbank Jazz Festivali'nin başladığı yıllarda Türkiye'de jazz festivali yoktu. Tabii ki böyle bir ilgi de yoktu. Bu festivalin de yarattığı ilgiyle genel anlamda caz izleyicisi de arttı. Daha sonra başka festivaller de başladı. Bugün artık İstanbul'a gelmemiş caz sanatçısı hemen hemen yok gibi. Tabii bu hem İstanbul'un uluslararası büyük bir metropol oluşunun verdiği ilgiyle de ilgili. Ayrıca bugün artık birçok alanda İstanbul sanatın merkezi, Avrupa'daki merkezi olma durumunda. Özellikle izleyiciye yeni keşifler sunabilmesi. Akbank Jazz Festivali de bu anlamda büyük ustaların yanı sıra mutlaka dünyadaki genç cazcılara, farklı ülkelerden sanatçılara yer vererek Türkiye'deki caz severleri onlarla buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl bildiğiniz gibi Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıl dönümü ve bu kapsamda Hollanda Konsolosluğu'nun da işbirliğiyle Hollanda'dan birçok grup geliyor. Bazen küçük gibi görünen şeyler de çok büyük anlam ifade ediyor. Biz gerçekten de bir kişinin bile daha caz sever olması, caza ilgi duyması çok güzel, keyifli bir şey. Anket çalışmaları yaptırıyoruz ve oradan aldığımız feedbackler bizi çok mutlu ediyor. Ve birçok sanatçıyı gerçekten Akbank Jazz Festivali'nde keşfettiklerini yazıyorlar. Bizim hedefimiz popüler sanatçıları getirmek değil, gerçekten de farklı, normalde insanların tanımadığı, bilmediği, farklı keyifler bulabileceği gruplarla onları buluşturabilmek. Dünyaca ünlü ressamların eserlerini sergileyen Pera Müzesi bu kez kapısını genç yeteneklere açıyor. 85 genç sanatçının eserlerinin yer aldığı Pera Müzesi'nde deneyimin ötesi dışında aynı zamanda sanatçı ve galerici ilişkileri de konuşuldu. Pera Müzesi 85 genç sanatçının 150'ye aşkın eserine ev sahipliği yapıyor. Deneyimin Ötesi adı altında sanatseverlerle buluşan sergide resim, heykel, seramik, geleneksel Türk sanatları, tekstil ve moda eserleri yer alıyor. Sergide genç sanatçılar günümüzde yaşanan toplumsal olayları kendi deneyimleriyle çalışmalarını aktarıyor. Sanatseverlerin 30 Eylül'e kadar gezebileceği sergi kapsamında Türkiye Güncel Sanatlar Ortamı'nda sanatçı ve galeri ilişkisi adı altında panelde gerçekleşti. Açıkçası işte bu başlıkta da yer alan konu Türkiye'de güncel sanat ortamında sanatçı galeri ilişkisi ve deneyim alanının kişisel sergi oluşu meselesi.
Yani bunu şuradan yola çıkarak ortaya atmak durumundaydık. Açıkçası sistem içerisinde tam Türkiye bazında meşrulaşmadı. O yüzden daha deneysel olduğu bir süreç yaşanıyordu. En son işte ilk Contemporary Art Fair İstanbul'dan sonra güncel sanat bir anda işte inanılmaz bir şekilde rağbet görmeye başladı. Yani 2005'ten itibaren zaten şey oldu, direkt hakikaten sanat ticari bir metreye dönüştü. Yani Türkiye'de ben bu kadar, hani deminki bahsettiğim konuda şey vardı, ben ya sanat yaparım ya da ticaretle uğraşırım, hayatıma devam edenin sebebi sanatı hani bir hobi olarak yapmak gibi bir istek yoktu. Ben bundan hayatımı kazanabilirsem zaten hani daha da fazla içine gömülürüm gibi bir his vardı ki zaten de öyle oldu şu anda da. 2004'te bu daha durum yok. Yani hatta şöyle bir şey vardı, 2004'te tam Borusan'ın bu Yeni Öneriler, Yeni Önermeler serisinin son sergisi oldu. Ondan sonraki süreçte inanılmaz derecede bir şey oldu. Sanat ticaretin olmaya başladığı bir dönem oldu. Sanatçı ve galeri sahiplerini bir araya getiren panel, plastik sanatların daha çok kitleye nasıl ulaşabileceğini tartıştı. Panelde ayrıca peş peşe açılan galerilerin ne kadar sanatçıya ve sanatsevere hitap ettiği sorusuna da yanıt arandı. Ne yapsınlar diyorum. Çünkü sergi açabilecekleri bağımsız mekan kalmadı. Hani yeni öneriler, yeni önermeler vardı. İşte atıyorum K2 vardı. İşte apartman projesi bile mekanını kapattı. Yani nerede gösterecek ya da hani nasıl bu deneyime sahip olacak bu insanlar? Lambaları buluyordum. Ulan ne yaparım ben bu gece lambalarıyla diye düşünüyordum. Sadece şey de bu, hani hayatın içerisinde sabote etmek gibi bir şeydi. Yani illaki sergi açmak falan da demeyeyim ya. Hayatın içerisinde katılmak anlamında, hani bizim olduğumuz süreçte böyle bir galeri ya da böyle bir sirkülasyon olmadığı için ve bizim gözümüzün önünde sanat çok da ticari gözükmediği için biz bunu daha çok hani eğlencesine yaptık. Bu eğlencesine gitme durumu da bizi olgunlaştırmaya başladı. Ama şimdi ben okuldan mezun olan bir öğrenci olsam, ki ben olanların bir kısmını da görüyorum, pırıl pırıl tertemiz işler yapıyorlar böyle, hani bal dök yala böyle, hani o zaman işin işte dekoratif bir kısmı ortaya çıkmaya başlıyor. Ben burada söylemek istediğim bir şey var. Aslında o durumu biz her aşamasında çok iyi yaşadık. Son 5-10 senedir çünkü Türkiye'de güncel sanatta çağdaş sanat bir ivme kazandı ve artış gösterdi. Biz olayın hem arka tarafındaki daha inisiyatif durumları da biliyoruz. Yani her şeyi kendi olanaklarımızı yapma durumunu. Diğer tarafında çok şık temiz galerilerin yaptığı sunumlara da iştirak ettik. Ama şu anda mezun olan insanlar daha çok ikinci aşamadan oyuna dahil oldukları için, hani Necat'ın söylediği çok haklı. Biz bazı şeyleri canımız istediği için de yapıyor olabiliriz. Ya da gerçekten bir şeyden cebimizde kalan tecrübelerin bir sonucu da olabilir ürettiğimiz işler. O yüzden daha samimi geliyorlardı. Yani al bunu, tık as duvara, çok steril. Şu an dün çıktım, hazırladım, tadında olmuyordu o işler. Ama çok fazla galeri var, çok fazla genç sanatçı, yeni sanatçı var. Bence güzel bir şey. Sanat piyasası gerçekten çok kaygan bir zemin ve son 8 yılda, az önce de konuşuyorduk, çok değişti her şey. Yani aslında sanat yapan şeyleri bile konuşmayı bir kenara bıraktık ve şu an çok başka şeyler konuşuyoruz. Ama kaçınılmaz bir şekilde bunları konuşmak zorundayız. Merve'nin dediği gibi ve senin de soruna karşılık olarak, biz sanatçı tabii ki ne ister? Özgürce üretmek ister ve onun karşılığında eğer bu iş prodüksiyonlu bir işse, ki genelde öyle oluyor, o prodüksiyonu rahat bir şekilde karşılanmasını talep eder. Bir takım insanlara daha rahat ulaşabilme, daha kolay dolaşıma girebilme falan gibi şeyleri galeriye bırakmak daha doğru geliyor. Ve sanatçının yapması gereken tek şey aslında üretmek olmalı. Fakat biz başka bir sürü noktadan düşünmek zorundayız yaptığımız işi artık. Bugün de geldik şehir ışıklarının sonuna. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.